Merhabalar sevgili dostlar. TRT Müzik ekranlarında bir kez daha birlikteyiz. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Bestehan'a hoş geldiniz. Efendim bugün Bestehan Suzdil aleminden bir kapı araladı gönüllerimize. Ve ilk önce Yunus Sözü ve Zekai Dede Bestesi, o muhteşem Suzdil ilahi sizlere seslendirmeye çalıştık. Yüce Sultanım, derde dermanım, bedende canım hu demek ister. Sonra Erzurum'a doğru yöneldik. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri dedi ki, her muradın senden iste, hoşluğun bul ey gönül. Sonra Ahmet Kuddüsi, Niğde'ye doğru gittik ve adeti aşıkların ah ile efgan olur, aşk ile yanıkların işleri giryan olur dedi. Ve en sonda Suzdil bir sautla bu faslı bitirdik. Durman yanalım ateşi aşka, şule verelim ateşi aşka. Aşk ateşiyle pervane olmuş olan gönüllere seslenmek üzere huzurlarınızdayız. Efendim bugün tarihi bir geleneğimizi de sürdürmekle bize çok önemli bir katkı sunan, esasen yaptığı işi kendisinden başka dışarıdaki insanların sadece gösteri amaçlı olduğunu düşündükleri ancak bir tarihi misyonu belki içeriğiyle birlikte çok önemli bir fonksiyonu icra ettiğini, bizim bir geleneğimizi canlı tuttuğunu bizim bildiğimiz Yusuf Duru hocamız bizimle beraber, meddah kendisi. Bendeniz şimdi onu takdim ettim ancak meddahların kendine ait bir usulü, üslubunca bir selamlamaları vardır. Bendeniz onu arzu ederim. Kendisi bizi onunla selamlasın. Huzuru Hazirun, Cemiyeti İrfan, Muinimiz Hazreti Yezdan. Laindir, münafıktır şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. İşlerimiz asan olsun, gönlümüz aşkla dolsun. Safada daim olalım, safamız kaim olsun efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ağzınıza evet. Sağlık. Efendim meddahlık günümüzde unutulmuş bir meslek. Eyvallah. Bu sadece gönüllülerin yapabileceği bir meslek gibi de algılayamıyorum. Zira bir el alma meselesi de var. Eyvallah. Doğru mu anlıyorum? Nedir doğrudur meddahlık üstadım? Doğrudur. Efendim kelime manası itibariyle metheden demek, öven demek. Hep sorarlar neyi öven? Allah sana ağız vermiş, öveceksen Allah yeter. Hı hı. Cenab-ı Hak güzeldir, güzeli ve güzelliği sever. Biz meddahlar insandaki eksiği ve negatifi görmeyiz. Hı hı. Eksiden kastım matematikteki eksiler. Eksikten kastım da kulluk eksiklikleri. Biz onları görmeyiz. Çünkü eksik olan biziz, hatalı olan biziz. Dolayısıyla önce kendi hatamızı tamir etmeliyiz, düzeltmeliyiz. Sonra karşımızdaki insana da kendi üzerimizden misaller vererek güzelliğe yönlendirmeliyiz. Meddahlığın geleneğinde bu vardır. Tek başına bir tiyatro ekibidir. Yaptığı taklitlerle, şivelerle, konuşmalarla malzemesini tamamen halktan alır. Bazen öfkelenir. Çünkü biz kavuk açarız programdan sonra. Parsa az düşerse, yahu hiç mi kıymeti yok söylediklerimizin der ve hicvederiz. Evet. Yine kendimizi hicvederiz kimseyi kırmadan, incitmeden, kendi üzerimizden misaller vererek. Böylece mesleği sürdürüp gidiyoruz işte bakalım. Şimdi bir masalcı, bir hikayeci, bir orta oyuncu, hatta bir diğer tabiriyle temaşai meydan. Eyvallah. Bu lafızlar hep bu iş için aslında kurgulanmış ve söylenmiş. Karagöz orta oyunu da bu çerçevede değerlendirilmiş. Benim görebildiğim kadar, tabii biz bugün sizin üzerinizde bunu görüyoruz. Sizin yaptıklarınızla bunu değerlendirebiliyoruz. Bir nevi meddahlık, belki dönem dönem padişahların huzurunda onları öven sözler söyleyen insanlara da meddah denmiş olabilir ama padişahları usulünce, üslubunca zemmeden, tabii, uyaran bir de böyle bir görevi var. Üstadım, güzel bir söz vardır. Sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemez. Eski meddahlar. Yani meydan açıldığı zaman gördüğü aksaklıkları, hukuki yönde, yargı yönünde, uygulama yönünde, adaletsizlik yönünde gördüğü sıkıntıları
Yani hiç uslubunca tabii, uslubunca, edepli bir vaziyette. Ya tavşana söyletir, yani, ya kediye söyletir, yani ya bir taklitte söyler ama değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Ama uslubunca, edep evet. dairesinden çıkmadan yaptığınız yanlış, insanların gönlünü kırıyorsunuz. Bu yanlışla devam ederseniz Allah sual eder diye hatırlatmaları da bulunur. Hiciv burada devreye tabii. giriyor. Ne kadar da mühim bir şarkı icra edelim, bir haber gönder diyelim arkadaşlarımız bize. Yol göstersinler. Ondan sonra meddahlığın sizin bir UNESCO tarafından kültürel miras olarak tescili de söz konusu. Biraz bunu konuşalım arzu evet. ederim. Müzik kanalındayız. Bu meddahlık da gelenekli sanatlarımızdan bir tanesi, unutulmuşlardan bir tanesi hatta. Yani postunu giyen birisi bir köşeye çekilmiş elinde bir baston, bir kavuk gibi değil. Aslında işin içi dolu. Biraz onu dinleyelim eyvallah. Sizden. Eyvallah. Amen.
teşekkürler arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bestenigar makamında bendenizin bestesi olan bir şarkıydı bu. Bir haber gönder ki gönlüm gamını terk eylesin. Gel tenezzül eyle birdem namını terk eylesin diyerek. Efendim Meddah Yusuf Duru beyefendiyle bugün beraberiz. Şimdi meddahlıkta bir takım simgeler vardır. Evet. Kavuk, tesbih, baston ve başkaları. Biraz bunlardan bahsedelim. Bunların bir anlamı var mı yoksa sadece görüntü itibariyle mi? Elbette hepsinin bir anlamı var. Baston, pastav, tesbih bunların hepsi aksesuardır. Meddah gösteri yapacağı yere elinde bir zembille gider. Zembilin içerisinde o gün anlatacağı hikayelerde canlandıracağı karakterlere kullanacağı aksesuarlar vardır. Eğer bir yaşlı hatun kişiyi canlandıracaksa, evinde eşinin çemberlerinden ya da eşarplarından şimdiki ifadeyle birini yanına almıştır veya Yahudi bir tüccarı canlandıracaksa bir fötür şapka giyer. Çünkü o günün simgelerinden veya bir Kayserili tüccarı canlandıracaksa ona göre bir keçe külah alır yanına. Zaman zaman ses değişiklikleri, zaman zaman taklitlerle hikayesini anlatır. Tabii bu arada açışı bastonla yapar. Programın girişinde bizim yaptığımız gibi konu geçişlerini yine bastonu 3 kere yere vurarak yapar. Bir dikkat çekme o herhalde. Tabii, tabii. Seyircinin dikkatini işte burada konu değişiyor ya da hikayenin akışında mekan değişiyorsa yine bastonla 3 defa vurarak dikkat edin burada başka bir yere gidiyoruz tarzında ikaz vardır. Bazı meddahlar pastav kullanmışlardır. Orta oyununda pişekarın elindeki işte kapı açmakta, ev göstermekte, efendim yol göstermekte kullanılan pastavı kullanmıştır. Biraz daha yüksek ses çıkardığı için tercih etmişlerdir ama genellikle baston bu işi görür. Bu işarettir, işaretgahtır aynı zamanda. Bugünkü tek kişilik oyunlar, Latincesi talk show dedikleri, aslında meddahlar bir nevi tek başına pek çok şeyi aynı anda konuşarak, anlatarak hem etrafındakileri eğlendirirken bir takım şeyler de düşündürüyorlar. Bizim tarihi geleneklerimiz içerisinde meddahlıktan artık lisanımıza akseden pek çok tanımlama vardır. Mesela hak, dost, hak bunlardan bir tanesi. Ha. Sürçü lisan ettikse bir konuşmanın sonunda, akıbetinde mutlaka söylenir. Efendim, kıssadan hisse kelimesi mesela. Esasen bir kıssa anlatır, ondan sonra bir hisseyi paylaşır. Doğru mudur? İfade eder, evet. 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 Sonra da der ki, işte budur asıl anlatmak istediğimde. Şimdi benim dikkatim çekti. Söyledikçe sergüzeşti verir bezmele tafet, dinle imdi bende acizden, hoş bir hikayet diye başlar diyor meddah. Evet, raviyanı ahbar, devamında da bu gelir. Raviyanı ahbar, nakilanı ashar, bir güne rivayet ederler ki efendim, vakti zamanında, İşte Nişantaşı civarında bir hamal efendi varmış diye hikayesine devam. Hikayesini düzer oradan. Evet. Evet eyvallah. Eyvallah. Şimdi şöyle yapalım. Biz Abdülhamit Han'ın, 1. Abdülhamit Han'ın 27. padişahımız, onun Kaside-i Hücresi var. Eyvallah. Efendimizin ravzasında halen asılıdır bu. Biliyorsunuz Osmanlı padişahları oralara gidememişler ama gitmekliklerinin dışında her şeyleriyle orada yaşamışlar. Evet. Ve büyük çoğunluğu da böyledir. Abdülhamid'in, 1. Abdülhamid'in Kaside-i Hücresi'nden bir bölüm okuyarak sonra Ali Ulvi Kurucu Üstad'ın bir naatine bunu bağlayacağız. Efendim, 1. Abdülhamid 27. padişahımız ve özellikle Ruslarla çok sıkıntılı zamanlar yaşamış. Bilhassa Kırım'daki Hotin ve Özi bölgelerindeki Müslüman Türklere yapılan mezalimin raporlarını dinlerken kalp sektesinden vefat ettiği tarihi kayıtlarımızda mevcut. Ve Efendimizin hücresinin, hücre-i saadetinin bulunduğu o yere asılmak üzere bu muhteşem naati yazar. Ya Seyyidi, Ya Resulallah, huz biyedi, mali sivake velâ elvi ilâ ehadi diye başlayan bu kasidede, Ya Resulallah, efendim tutar mısın elimden, senden başka kimsem yok, meyledemem başkasına diye. Bunu efendim lütfen not ediniz,
Kaside-i Hücriye diye yahut da Hücre Kasidesi diye mutlaka tamamını göreceksiniz. Biz şimdi bundan bir parçasını icra edip bir kasideyle de bilinen bir esere bağlayacağız. Buyursunlar. Ya halakın Kur'an'dır efendim.
bağrın yanık, aşık zarın feryadı bütün. Ateşi suzandır efendi, sen de canım canda can alemdir Allah bu diyen, sen de canım desti kudretle yazılmış yüzüne ayat-ı hak, desti kudretle yazılmış yüzüne ayat-ı hak, gönlümün tahtında sultanımdır Allah bu diye, gönlümün tahtında sultanımdır. Her kişiye kendinden akrep olan dost zatıdır. Her kişiye kendinden akrep olan dost zatıdır. Ey Niyazi dilde mihmanımdır Allah bu diye. Ey Niyazi dilde mihmanımdır Allah. Çok teşekkürler efendim. Ali Ulvi kurucuyu da ve buradaki güfte sahiplerini de hayırla yad ediyoruz. Çünkü bu eserler okurken aynı zamanda burada geçen isimlerin himmetlerini talep ediyoruz. Eyvallah. Öyle değil mi efendim? Eyvallah, eyvallah. Sizin sürdürmeye çalıştığınız gelenek de aslında bunun bir yansıması. Birinci bölümde söz arasına gitti biraz. Bu yok olmaya yüz tutmuş kültürlerin tespitiyle alakalı dünyada yapılan bazı çalışmalar var. Sizin bu yaptığınız çalışmada özellikle yapmış olduğunuz yüzlerce televizyon programı, anlattığınız onlarca hikayat, bunlar tespit edilmek üzere sizin yaptığınız çalışmaları göz önüne alarak UNESCO bir tespit yaptı. Bundan kısaca bahsedelim. Eyvallah. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları projesi kapsamında 2010 yılında Sivas'ta bizi ziyarete geldiler. Sivas Ramazan ayında Sivas'ta biz program yapıyorduk, sahne programı. Hem Karagöz, hem Medda, hem de orta oyunu Kalfam'la beraber. Orada bizim tespitimizi yaptılar. Ramazan ayından sonra da Kültür Bakanlığı bünyesinde Halk Kültürü Araştırma Dairesi'ne davet edilerek tescilimiz yapıldı, öyle söyleyeyim. Ve bizi yaşayan, kültür mirasını devam ettiren, yaşayan insan mirası olarak telakki ettiler, tensip buyurdular, teveccüh buyurdular. Öylece UNESCO bizi kayıt altına aldı. Ve bütün dünyada yürüttükleri bir proje bu. Dünya ülkelerinde o ülkeye ait kültürü devam ettiren, artık örneği kalmayan, taşıyıcısı kalmayan bu sanatkarları tespit ediyorlar. Sadece meddahlık ya da sadece sahne sanatlarıyla alakalı değil. Her konuda. Her konuda bu kalıcı kültür mirası oldukları için tespitleri yapılıyor. Sonraki nesillere aktarılmak üzere de örnekler alınıyor. Zaman zaman ziyaret ediyorlar, çağırıyorlar. Yaşıyorsunuz mu, yaşamıyorsunuz mu diye soruyorlar. Evet. Üstadım şöyle yapalım mı? Bu Bestehan izleyicilerine bir nümayiş mi derler, bir müsamere mi derler? Ya da hangi lafla bunu ifade ediyorsanız zaten halinizden birkaç dakikalık bir hikayat alalım. Eyvallah. Kıssa alalım ya. Eyvallah, eyvallah. Buyursunlar, dinliyoruz Yusuf Duru Medda. Eyvallah. Hak dostum hak. Raviyanı ahbar, nakilanı ashar bir güne rivayet ederler ki vakti zamanında Zeyre'in alt başında Tevfik Efendi isminde bir zat-ı muhterem evladı iyaliyle hayatını devam ettirirmiş. Karlı, soğuk ve dizlere kadar yoğun yağan bir
kış sabahında, İstanbul kışında Tevfik Efendi sabah namazını kılmış, sabah çorbasını içmiş, evinin cumbasından elinde tesbihiyle dışarıyı seyrediyor. Bir anda sırtına zembillerini asmış bir yoğurtçu sokağın başında beliriyor ve ünlüyor. Yoğurtçu! Diye. O kış günü. Tevfik Efendi'nin cumbasının altından geçiyor. 5 dakika sonra tam ters istikametten tekrar ünleyerek yine cumbanın altından geçiyor. 3. geçişte Tevfik Efendi hemen hanımefendiye sesleniyor. Hatun diyor, şu yoğurtçudan bir 2 okka yoğurt alalım. Hanımı itiraz ediyor. Yoğurt var efendi diyor. Niye alalım? Hatun diyor, bu kışta kıyamette bu adam Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmiş, zembilini omuzuna asmış, yoğurt satmaya çıkmış. Bir Müslüman olarak bundan 2 kilo yoğurt almayıp da bunun tevekkül duygusunu mu sarsalım? Sen al, komşulara dağıtırız, diyor. Yoğurtçuyu çeviriyorlar, 2 kilo yoğurt alıyorlar. O, evladu iyalinin helal rızkını teminle mükellef, beriki de yoğurtçunun Allah'a olan tevekkül duygusunu sarsmamakla mükellef. Efendim, kıssadan hisse, biz sosyal toplumda birbirini düşünerek yaşayan bir millettik ve birbirini severek yaşayan bir millettik. Diğer gamdık, fedakardık. Tevazu ehliydik, alçak gönüllüydük, sevgi üzerine yaşardık. İnşallah yine öyle yaşamaya devam edelim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Efendim, bu tembihi de, bu hisseyi de aldıktan sonra buradan. Demek ki bu hikayelerdeki aslında anlatım hep dönüp dolaşıp bir manevi iklime gönlü çevirmek üzere. Eyvallah. Geliyor. Biz bir irfan medeniyetinin sahibiyiz, devamıyız. Çünkü insan boşuna yaratılmamıştır. Bir vazifesi vardır, bir mükellefiyeti vardır. Hangi dinden, hangi inançtan, hangi ırktan olursa olsun, bütün insanlar bir diğer insanın hizmetini görmek için yaratılmıştır. Hmm. Kaide budur. Öncelikle bunu bilmek lazım. İnsan. Kesinlikle. İnsan. Çünkü Hazreti İnsan diye telakki ediliyor, telaffuz ediliyor. Bunun dini, dili, ırkı, rengi ayırt edilmiyor. Çok güzel bir misal vardır. Büyükler anlatırlar, bilenler söylerler. Cenab-ı Hak kul hakkı derken Müslim, gayrimüslim ayırmamıştır. Hmm. Kul hakkı demiştir. Herhangi bir kul. Kesinlikle. Bu da insana verilen değerin çok güzel bir göstergesidir. Öyleyse irfan medeniyetine sahip arif insanlar bu medeniyeti devam ettirmek adına önce insana saygıyı telakki edecekler, kendilerine rehber edecekler. Çünkü men la yerham la yurham diyor büyükler. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhametin kaynağı da sevgidir, aşktır. O kadar güzel eserler icra ettiniz ki aşkla ilgili. Yani bir kez Nazaret diyor. Namımdan, şanımdan, ünvanımdan, her şeyimden geçeyim. Bakın çok güzel anlatılır. Adamın bir tanesi Bağdat'ta vefat etmiş. Terekesinde 40 yük şalvar çıkmış efendim. Her yük 100 şalvardan oluşuyor. Araştırmışlar. Bugünkü ifadeyle platonik olarak aşık olduğu kadının şalvar giydiğini görmüş. Ama hangi renk giydiğini, hangilerini sevdiğini çok fazla bilmediği için terekesinde vefatından sonra mirasında 40 yük şalvar çıkmış. Bir başkasından anlatırlar. Öldükten sonra evinde 100 tane muhtelif çapta, büyüklükte, küçüklükte, ahşaptan, pirinçten havan çıkmış. Sevdiği kadının evinin önünden geçerken havan sesi duymuş efendim. Acaba hangi havanda neyi dövüyor diye düşünmüş ve havan biriktirmiş. Allah Allah. Aşk böyle bir şey işte. Eyvallah. Şimdi aşkla arkadaşlarımız bir saz eseri bize icra edecekler. Biz de onları keyifle dinleyeceğiz. Eyvallah. Hatıralar kervanı diyeceğiz. Buyursunlar efendim.
Efendim çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Hatıralar Kervanı da bu yeni besteyi de ilk kez TRT Müzik'te Bestehan izleyicileri için icra etmiş olduk. Arkadaşlarımızın ellerine, nefeslerine sağlık. Üstadım şimdi meddahlık bir taraftan da halk zekasının gücü olarak tarif edilir. Eyvallah. Çünkü herkesin sıradan konuştuğu lafları söylerseniz zaten sizi kimse dinlemez. Değil mi? Onun için bu kelimelerin, cümlelerin özenle seçilmiş olması lazım. Elbette. Bir fikri olması lazım. Elbette. Bir arka plan olması lazım. Ve kimseyi incitmemesi lazım. Ha, bir de bu var. Tabii. Çünkü az önce buyurduğunuz gibi bizim talk showculardan ya da bugünkü ifadeyle stand-upçılardan farkımız, biz malzememizi yine halktan alırız ama misalleri kendi üzerimizden veririz. Çünkü kimsenin gönlünü kırmak gibi bir lüksümüz yok bizim. O halde bir tane daha dinleyebilir miyiz hocam? Bir kıssadan belki hissemize düşeni biz de alırız. Eyvallah, eyvallah. Hak dostum, hak. Efendim vakti zamanında Üsküdar'da Hüdayi yokuşuna doğru çıkarken güzel bir hanede yeni evli bir çift vardır. Bunlar bir mesele yüzünden niza etmişlerdir. Ancak bir türlü dertlerini anlatamazlar. Aralarına hakem çağırmak da bir türlü akıllarına gelmez. Nihayet hanımefendi annesinden gördüğü bir usulü uygular, mahalleliye bir mesaj verir. Penceresinin pervazına kırmızı renkli bir çiçek koyar. Der ki, efendiler, ağabeyler, amcalar, biz eşimle niza ettik, bir türlü orta yolu bulamıyoruz. Gelin de bize aracılık edin diye. Mahallenin büyükleri gelirler, haneye girerler. Başta imam efendi olmak üzere, söyle bakalım evladım derdin nedir diye. Yemeğin tuzunu az koymuştur hanımefendi. İmam efendi çok güzel bir şey söyler. Ve evladım, incir çekirdeğini doldurmayacak mesele yüzünden aylarca uğraşıp kurduğun yuvayı yıkmaya mı niyetlisin? Beyefendi yaptığı hatayı anlar, onların huzurunda eşinden özür diler, af diler, araları bulunur böyle. Bu usul çok tatlı bir usuldür. Mesela pencerenin önüne sarı renkli bir çiçek koymuş sahane sahibi, dışarıdaki seyyar satıcılara şu mesajı vermektedir. Bu evde bir hasta var ya da sıbyan, yeni doğmuş bir çocuk var. Vaktin büyük çoğunluğunu uykuyla geçiriyor. Bu sokaktan geçerken lütfen yüksek sesle bağırmayın, onları rahatsız etmeyin. Böyle bir mesaj var. Bugün oturmaya gidiyoruz işte akşamları. Gerçi o kültür de çok fazla kalmadı. Çünkü herkes çok yoğun çalışıyor, hayatı çok hızlı yaşıyor. Çok önceden randevu almak gerekiyor. Çok önceden, çok haklısınız. Bir de diziler var. Seyrettiğimiz, takip ettiğimiz. Dolayısıyla dediğiniz gibi randevu almak lazım. Eskiden oturmaya gidildiği zaman gelen misafirlerin ayakkabıları evin içine doğru çevrilirmiş. Azizim. Bunun sebebi efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz, evimize bereket getirdiniz, tekrar bekliyoruz mesajını vermek. Bir de misafir giderken ayakkabısını giymek üzere mutlaka evin içine doğru dönecek, ruberu görüşmüş olacaklar, ruberu vedalaşmış olacaklar. Bu nereye dayanıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e birisi hitap ettiği zaman bütün bedeniyle dönermiş hitap edene. Bunun kökü de buraya dayanıyor, bunun hikmeti de buraya dayanıyor. İşte biz bunları anlatıyoruz insanlara. Böylece az önce bahsettiğim o irfan medeniyetini yaşatmaya devam ettirmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Biz bunları ve seyircilerimiz biraz hazmedelim. Estağfurullah. İki tane Suzinak şarkıyı arkadaşlarımız Eyvallah. Bize çalsınlar, icra edelim efendim. Bir tanesi Gavsi Baykara'nın ki Yenikkapı Mevlevihanesi Şeyhi Mehmet Celaleddin Dede'nin torunu bu. Yani Abdülbaki Baykara'nın oğlu Gavsi Baykara'nın şarkısı. Dokunma kalbime zira çok incedir kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır diyor. Eyvallah. Thank you.
hiç ben olmadım, ben hiç ben olmadım. Sana bensin derim ben, ben hiç ben olmadım, ben hiç ben olmadım. Bana sensin derim ben, sen hiç sen olmadın, sen hiç sen olmadın. Bana sensin derim ben, sen hiç sen olmadın, sen hiç sen olmadın. Ne sen sen kal, ne ben ben, sen ben bir olalım, sen ben bir olalım. Sana canım derim ben, gel bir can olalım, gel bir can olalım. Sana canım derim ben, gel bir can olalım, gel bir can olalım. Evet sevgili dostlar, bu İkinci okuduğumuz Hicazkar makamındaki eser henüz yeni şarkılardan bir tanesiydi. Sana bensin derim ben, ben hiç ben olmadım. Bana sensin derim ben, sen hiç sen olmadın. Bu şarkıların iç manaları, derinlikleri mutlaka var. Herkes tarafından farklı yorumlanabilir, anlamlanabilir. Ancak bizim klasik edebiyatımızda, şairler için, söz yazarları için şöyle bir söz vardır. El mana fi batni şair derler. Yani gerçek mana şairin göğüs kafesindedir, kalbindedir derler. Evet, tekrar Meddah Yusuf Duru hocamıza döndük. Efendim bizi bir kıssa ile daha sürura götürün de biz o kıssadan da hissemizi alalım. Eyvallah, eyvallah. Efendim Nasrettin hocayı hepimiz biliriz. Güldürükçü olarak biliriz ama Nasrettin Hoca aslında bir hümor dehadır. Aynı zamanda 12 dersten icazetli bir allamedir. Akşehir Medresesi'nde müderrislik yapmış hocası Molla Hayrani'nin, Molla Kasım'ın yerine. Bir dönem Konya'da gölge kadılık yapmış. O günkü ismiyle gölge kadılık, bugünkü ismiyle vekil kadılık. Vekaleten kadılık yapmış. Evet. Çok enteresan bir insan. Sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemez. Onun hicivlerini biz sahnede canlandırırız. Müsaadenizle ondan estağfurullah. Hay hay buyurun. Kısa fıkra aktarayım efendim. Hak dostum hak. Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı ashar bir güne rivayet ederler ki vakti zamanında Akşehir'de Hoca Nasireddin isminde bir zat-ı muhterem yaşarmış. Nüktedan, açık sözlü, açık yürekli, güzel gönüllü bir insan. O dönem kadılık yapmakta. Bir şekilde Akşehir'de namı almış yürümüş. Şehrin eşrafından birisi bunu sürekli yemeğe davet edermiş. Yahu hocam bir günde bize yemeğe gel, Allah'ı seversen ya beraber bir yemek yiyelim diye sürekli her gördüğü yerde davet edermiş. Hoca da inşallah efendim nasip olursa geliriz dermiş. Bir gün aklını esmiş, çağıran eşrafın evine yemeğe gitmek üzere hanımını da yanına almış, çıkmış yola. Eşrafın evinin köşesinden dönerken bakmış ki o adam pencerede geldikleri yöne doğru bakıyor. Hocayla hanımını görünce hemen çekilmiş pencereden. Uşağına da söylemiş, hocayla hanımı geliyorlar, beni sorarlarsa evde yokum. Kapıyı çalmışlar. Hoca efendi böyle kibar vaziyet, efendim bizi davet ediyordu efendi, yemeğe geldik, bir haber ver. Uşak kapıyı açmış tabii, bakmış ki adamlar hoca sahibinin dediğini söyleyecek. Efendim, beyefendi evde yoklar demiş. Az önce pencerede gördü, nasıl yok evladım,
nereye gitti? Vallahi bilmem, bana demedi, beyefendi evde yoklar deyince hocanın nevri dönmüş. Anlamış ki kabul etmeyecekler. Hemen yapıştırmış. Efendi evladım, beyefendiye söyleyin bir yere giderken başını pencerede unutmasın. Efendim rivayet ederler ki o beyefendi başı pencerede teslimi ruh etmiş. Allah Allah. Hoca da böyle irfan ehli bir insan. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Tabii bunda bu nükteler, ama bu nüktelerin içerisinde hep bir gerçek payı, bir işaret ettikleri hikmet bir var. Zemin var. Tabii hikmet var. Hikmet çünkü, var. Çünkü insan dediğimiz gibi vaktini boşa geçirmemeli. Eline bıçağı alan adam birine kastı hayat eder, katildir ama fakirin gözünde en şen iyi katil zamanı boşa öldürendir. Çünkü bize verilmiş en güzel nimet zamandır. Bunu kitap okuyarak, insanlara hizmet ederek, faydalı işler yaparak, ilim öğrenerek, işte bu da bir ilimdir. O kadar güzel icra ediyorsunuz ki, bunun için ne kadar çalıştınız, ne kadar emek sarf ettiniz, çabalar sarf ettiniz. Bunların hepsi Allah'ın insana bahşetmiş olduğu zaman içerisinde sığdırdığı güzel işler. Sebep, efendim vefat edeceğiz hepimiz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Vefatımızdan hemen sonra ardımızdan yahu öldü de kurtulduk demesinler. Allah rahmet eylesin. Ehli irfan birisiydi, ehli hizmet birisiydi. Mekanı cennet olsun desinler. Kastımız budur. İnşallah. Budur. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Evet efendim, Osmanlı Devleti'nin şöyle gerileme döneminin başladığı devirler derler. Sultan II. Mustafa için muhteşem bir münacatı var. Allahu Rabbi la yezal, ya vahidu ya zelcelal. Ey padişahı bi zeval, yessir lena hayral umur. İşlerimizi kolaylaştır der ve bunu birlikte okuyalım arkadaşlar. Buyurun. Thank you.
Çok teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Ağızlarınıza sağlık. Evet sevgili dostlar, Bestan'ın sonuna geldik. Bir eserle sizlere veda edeceğiz. Veda edeceğimiz eser adeta Üsküdarlı Mustafa Manevi'nin, Hüdayi Hazretleri'nin talebelerindendir bu da. Amentü esaslarını şiirle nakletmesi bizim için bir Arapça metin. Şehidna Rabbena hakkan bila şekkin ve la raybin fe amennâ ve sattakna bila şekkin ve la raybin diyor. Bu eseri sizlere sunarak veda edeceğiz. Bugün programımızın misafiri Meddah, bir de Meddah-ı Fakir. Evet. Değil mi? Evet. Tanıtırken. Fikreden. Evet, Fikreden. Eyvallah. Yusuf Duru hocamız bizimle Eyvallah. Beraber oldular. Kendileri hem bu işin temsilciliğini yapıyor, hem yapmış olduğu onlarca programla bizzat icra ediyor. Esas konuşulması gereken belki bu vazifenin çocuklar üzerindeki icra ettiği tesir değil mi hocam? Eyvallah. Bu çok mühim. Çünkü oradaki cümlelerin hepsi bir irfani kökene bağlı. Eyvallah. Bir hikaye anlatılıyor, bir fıkra anlatılıyor belki ama kökeninde bağlı olduğu yer orası. Biz TRT'nin çocuk kanalında da hocamı çok izledik. Çocuklar da çok izledi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bundan sonra TRT Müzik izleyicileri de bu Meddah Efendi'yi, Meddah-ı Fakir'i izleyecekler, dinleyecekler. Yusuf Duru hocama çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili dostlar, bugün sazımızla, sözümüzle Bestan'ın sonuna geldik. Sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki hafta aşkla, muhabbetle tekrar gönüllerinizde yer bulabilmek için bir kez daha huzurlarınıza gelmeyi arzu ediyoruz. Bu vakit içerisinde dualarınızdan lütfen bizleri eksik etmeyiniz. Sesimize, sedamıza bir zeval gelmediği takdirde daha güzelini sizlere sunmak için emin olun canlı başla çalışmaya devam ederek tekrar huzurlarınızda olacağız. Yayında, yapımda emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ederken haftaya buluşmak üzere, hoşçakalınız. Allah Allah Rahim Allah Allah.